Bugün Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü dediğimiz kuruluş başbakanlığa ve bilahare cumhurbaşkanlığına bağlanmış bakanlıklar kadar önemli bir müessesedir. Mazide de aslında bunun kökleri Divan-ı Hümayun üyesi olan Nişancı'ya kadar gider. Nişancı İmparatorluğu'nun bütün tımarlarını tevcih eden, bunları kaydeden, durumlarını kontrol eden büyük memurdur. Ve zamanla bu tanzimattan sonra defteri hakaniye dönüşecektir. 1847'de Defterhane-i Amire dediğimiz tapu kayıtları ve tımar tevcihlerini muhafaza eden kuruluş bugünkü kadastronun da başlangıcıdır. İster istemez Osmanlı İmparatorluğu'nda çok uzun devam edecek bir kadastro faaliyetine başlandı. Bu ancak yakın zamanlarda tamamlanabilmiştir. Tapu kadastronun tamamlanması mülkiyet rejiminin ve varsa de ki vardır devletin arazilerinin ve başka türlü emlak ve vakfın belirlenmesi bakımından çok önemliydi. Henüz tarımsal üretime dayalı bir imparatorlukta temel kurumdu. 1858 tarihinde yani 1274'te büyük hukukçumuz Cevdet Paşa'nın hazırladığı arazi kanunnamesi de ancak böyle bir kadastro faaliyetiyle gerçeğe çıkabilir ve onun bir an evvel tamamlanmasını teşvik eden bir yapıdır. O bakımdan kadastrocular ve tapu memurları Osmanlı bürokrasisinin mazide ve elanda Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisi içinde en yetenekli, en iyi eğitim görmüş, kendilerine has yetenek ve bilgileri olan kimselerdir. Eski kayıtları kontrol ederler, hukuk bilirler, kadastro senedi sonuçlarını tayin edebilirler. Bizim için fevkalade önemli bir genel müdürlüktür. Adalet mülkün temelidir. Mülk ise devletin ve vatandaşın refahı için birinci derecede önemlidir. Burada hukukun ve adaletin hakim olabilmesi için, davalarda iyi mütalaa verebilmesi için bu kurumun hayatiyeti çok önemlidir. Uzun ömürler, başarılar diliyoruz.